Nasılsınız? Gayet iyiyim, sağ olun. Sosyal medyada çok üstünüze geliyorlar. Ne oluyor? Evet. Niye? Gerçekten ne oluyor? Tabii seçimlerin kaderini büyük ölçüde Zafer Partisi'nin öncülüğünü yaptığı Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği belirledi. İkinci tura kalmasını sağladı. İkinci turda her iki ittifak da Zafer Partisi'ne geldi. Ve Zafer Partisi bu süreçte çok açık, net bir şekilde önceliğinin 13 milyon sığınmacı ve kaçağın gitmesi olduğunu ortaya koydu. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kabul etti. Bu programı uygulamayı kabul etti. Bu doğrultuda bir protokol imzalandı. 1921 diye 1924 Anayasası'nın esas alınması, üniter milli laik devlet zemini, yani bir fikri belirleme Cumhuriyet'in kuruluş esasları zemininde Zafer Partisi tarafından tekrar teyit ettirildi. Ve seçimler bittikten sonra bütün muhalefet partileri kendi iç sorunlarıyla meşgulken Zafer Partisi sokaklarda, meydanlarda, caddelerde, tarlalarda, ormanlarda büyük bir tempoyla çalışmaya devam etti. Yani işte Muğla'da hiç kimse daha gitmeden biz Akbelen ormanlarına ikinci kez gittik ve protestolarımızı yaptık. Geri dönüp Ankara'da Akbelen'i yok eden holdingin genel müdürlüğü önünde gösteri yaparken diğer partiler daha yeni gitmeye başlamışlardı oraya. Bu arada tabii yazın sahillerimizde inanılmaz bir rezalet yaşanıyor. Ve bunu protesto etmek için sahillerde yine Zafer Partisi vardı. Cumhuriyetimizin 100. yılı için Kuşadası'nda önce bir yürüyüş, sonra 57. alay yürüyüşü, arkasından İnebolu'dan Ankara'ya 280 kilometrelik bir yürüyüşün 13 günde bitirilmesi ve böylece İstiklal yolunda 101 sene sonra ilk kez bir yürüyüşün gerçekleşmesi. Tabii bütün bunları yaparken de Türkiye'nin en ağır meselesi, en kök meselesi olan sığınmacı ve kaçaklar meselesini de sürekli gündemde tuttuk. Tabii seçimlerden sonra büyüyen bir tek parti var anketlerde. O da Zafer Partisi. Ne kadar büyüdü? Şu anda bize gelen rakamlar 6 barajını aştığımızı gösteriyor. Bugün bir pazar seçim olsa parlamentoda oluruz. Yerel seçimler için çok ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Yoğun bir çalışma tempomuz var. Yerel seçimlerden sonra bir cumhurbaşkanlığı seçimi bekliyoruz. Parlamento seçimi değil. Erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi. Onun için de ayrı yoğun bir çalışma içerisindeyiz.